Gece Yolcuları CRI Türk'te. Meğer ne kaybetmişim, canımdan çok sevmişim, affet çok geç anladım. Senden kalan birçok şey hatıram oldu şimdi, dön artık çok pişmanım. Pişmanım adlı şarkıyı coverlayarak bir kez daha kalplere girmeyi başaran rock müziğinin romantik grubu Gece Yolcuları, yeni şarkılarını ve projelerini Michael Kuyucu'ya anlatıyor. Gece Yolcuları'nın konuk olacağı Michael Kuyucu'yla Müzik Borsası 10 Nisan Çarşamba saat 16'da CRI Türk'te. CRI Türk'ten herkese sevgiler, mutluluklar. Yepyeni bir birliktelikte daha Michael Kuyucu'da birliktesiniz ve bugün Gece Yolcuları grubuyla birlikte olacağız. Çok güzel bir romantik cover, unutmak üzere olduğumuz bir şarkıyı yeniden gündeme getirdiler ve tekrar yine her zamanki gibi gündemde oldular. Hoş geldin sevgili Edis ve Uğur. Hoş bulduk. Her zamanki ikili. Değil mi öyle? Nasılsınız? Nasıl gidiyor hayat? Çok teşekkürler. Yolunda değil mi her şey? Her şey çok ne kadar güzel bir şarkı yaptınız. Yani böyle 90'ları bize getirdiniz. Çok 99 yılında Asya'nın seslendirdiği harika bir Suat Suna parçası. Bizim için de şu ana kadar aldığımız tepkilerden çok keyifli, çok güzel bir iş yaptığımız yönünde dönüşler var. Çok mutluyuz aslında. Şu anda 15 gün oldu. Çok yeni bu duyguyu yaşıyoruz. Evet. Çok mutluyuz, çok gururluyuz. Doğru. Hem şarkıyı yeniden gündeme getirmek hem de iyi bir çalışma yapmaktan dolayı. Kesinlikle öyle. Çok da güzel oldu. Ve şarkıyı ilk dinlediğimde ben çok heyecanlandım. Hani sürpriz de oldu. Bir cover, bir yani gerçekten pop rock. Her türlü müziği yapıyorsunuz. Meyhaneler sende diyorsunuz. Yani her şey yapıyorsunuz. Bu anlamda hoş oldu. Tabii ki klasik olarak biz de soracağız şimdi. 99 yılın değil mi? 90'ların sonlarına ait o zaman şarkı. Evet, yayınlandı ilk defa. Peki şimdi klasik olarak tabii sormak artık mecburiyet oldu. Nereden geldi aklınıza? Değil mi öyle artık? Herhalde ya. Her röportajda anlata herhalde bir 100 kere anlatmış olacaksınız ya, bunu. Şey, şöyle bir şey ki biz genelde kendi parçalarımızı yapıyoruz biliyorsunuz evet. Ama Seninle Bir Dakika gibi, Değer Mi Hiç gibi de yapıp da böyle bayağı ses getiren coverlarımız da olmadı. Neydi o Değer Mi Hiç öyle ya? Olmadı evet. Değil. Dolayısıyla bazı parçalar var ki bizim için Michael. Ya keşke bizim parçamız olsaydı. Biz bunu yapsaydık iyi, çok güzel gelirdi kulağa. Keşke bizim olsaydı dediğimiz parçalardan biri aslında pişmanım. Uğur'un aklına gelen parçalardan biri. Yani ya, hep sizin şeyinizde vardı aklınızda, işte, repertuarınızda. Bunu yaparsak söylemedik mesela sahnede, özellikle tuttuk sahnede. Söylemedik. Biraz, yani. Biraz ön plana çıkmasın, biraz gizli kalsın diye düşünüyorduk. Kısmet oldu. Tabii bu arada bununla ilgili biraz uğraşı da verdik, vermedik değil. Öyle mi? Hayırdır, ne uğraşı? Suat Sun'a Suat Sun'un bir bestesi bu. Evet. Kendisi dedi ki ya benim 25. senem, güzel bir albüm hazırlıyorum. Evet. Bu şarkıyı da düşünüyorum. Ya etme eyleme abi falan. Sağ olsun. Var mı kayıtlarınız falan? Bir demo gönderdik ona. Çok beğendi. Böylece şarkıyı da alma şansını yakaladık ondan. Evet. Ve dolayısıyla güzel bir çalışmanın arkasında Haluk Grossman'la çalıştık yine. Ya Haluk çok güzel işler yapıyor ya. Güzel. Çok önemli aranjörlerden, müzik prodüktörlerden evet. Da evet. Her anlamda yani. Bakıyorsun müzikte, aranjmanda, sözde, orada, burada. Evet. Bizim yani bu anlamda çok şanslı bir grup olduğumuzu söyleyebilirim. Bir kere çok ciddi anlamda bir müzik prodüktörüyle çalışma geleneğimiz var. Dünyada olduğu evet, gibi. Kurulduğumuz günden beri bunu çok önemsedik. Evet. Bunlardan biri ki Cem Özkan, 2010 yılına kadar biz beraber çalıştığımız arkadaşımız. O da çok sağ olsun grubumuzda büyük emeği olanlardan. Evet. Ondan, 2010 yılından sonra da Haluk Grossman'la çok keyifli işler 9 yapıyoruz. Yıldır çalışıyorsunuz. Evet, yani. Evet, evet. Baya güzel, baya güzel. Ve tabii ki şarkının düzenlemesini de yaptınız. Ve ne kadar oldu? Çok iyi. 1-2 hafta. 15-20 gün. Yani Mart ayı içinde. Evet, ya da evet çıktı. Evet. Ve iyi bir ses getirdi. Hoş bir şarkı oldu. Ve böylece bir ara çalışma gibi oldu. Ne diyorsunuz? Evet, aslında öyle. Evet, ben hatırlıyorum da bir röportajınızı okudum tabii ki daha önce. 2013 yılında single'lar bize göre değil demiştiniz. Evet. Ama nasıl değişiyor o zaman değil mi? Hatta onu söyledikten sonra biliyorsun neden albümünü yaptık. İşte evet. 13 parça vardı. Tabii tabii. O döneme göre bize şey dediler, deli misiniz siz, Don Quixote musunuz, 13 parça nedir diye. Evet, o yaptığımız son albüm olmuş. Evet. Eğer onu sonradan anladık. Ama şey gruplar için böyle single gitmek keşke hep albüm yapabilsek diye düşünüyoruz. O demlenme başka bir şey oluyor. Çünkü popçular daha kolay. Yani ya da şarkı satın alıyorlar vesaire. Evet. Bir tane buluyorlar böyle bakkal ya da böyle vurucu bir şarkı. Tabii bazen çok da güzel işler çıkıyor ama bizim gibi gruplar veya dünyada da örnekleri var. Biraz daha böyle
süreli işler yapmayı daha çok seviyorum ama evet, single mecburen gidiyoruz single. Öyle öyle. Tek tek şarkı böyle bizimle paylaşıyorlar, müzikseverle paylaşıyorlar. Gece Orcular aynı şekilde oldu ve Pişmanım adlı şarkı da Asya'nın yorumuyla dinlemiştik. Çok da güzel olmuştu. Bir önemli olan bir şarkı, bir de bir kadın vokalden patlayan bir şarkı. Önemli olan bir şarkıyı yeniden yaparken duygunun üzerine bir şey katabilmek. Yani %50-50 gidiyor bizim Türkiye'de bu. Evet, yani herkes şimdi tutturamıyor yani. Şimdi şöyle bir sorumlu var. Gece Yolcuları uzun süre hani konserlerde de bazen büyük üstadların keyifli parçalarını yorumladığı oluyor. Konserlerimizin evet, birçoğunda bunu yapıyoruz. Biz bir sorumluluk da hissediyoruz bu parçalara karşı. Tabii çok yani, çok az üretilen özel parçalar vardır. Biz kendi parçalarımız dışında çok az üretilmiş özel parçaları da bulup yorumlayıp üstüne çalışmak istiyoruz. İlla bunu albümlerimizde, single'larımızda kullanmak veya sahnelemek değil. Biz çalışırken üstünde çalışmak. Yani evet, teknik olarak ondan beslenmek aslında. Evet. Gece Yolcuları'nın müziğine de katkıda bulunmasını sağlamak tabii istiyoruz. Bir şey kokatmak şarkı ya. Bu yüzden de güzel çalışmak. Bir de Pişmanım... böyle hani challenge'a çok uygun bir parça. Bizim için. Bizim en sevdiğimiz şeyler o. Evet. Yani mesela kendi gizli kitlesi olan bir parçaydı. 90'lı yıllarda özellikle Asya'nın bazı parçalarını öyle gizli evet, fanatikler vardı. 3-4 evet, parçası var ki çok müthiş. Evet. Biz böyle hani hep challenge'ımızı çok üst düzey parçalarda kullandık. Evet. Seninle bir dakika doğru, gibi değerlenmiş bir sorumluluk alarak. Hani dayak yemeği de göze alarak tabii, yaptığımız tabii, ve çok başarılı tabii, çıktığımız şeyler. Seninle bir dakikayı düşünün. Bir Eurovision klasiği. Eurovision klasiği diye seçilen şeyler evet, şarkılardan. Dünyada seçiliyor yani ülkemizde değil yani. Onu yapıyorsunuz. Aslında çok da büyük bir ateş atıyorsunuz kendinize. Ya bu mu yapılırdı deseler tabii, belki bir daha hiç cover'a soyunamazdık yani. Bir de Eurovision fanları var. Onlar çok çılgınlar yani. Çok böyle eleştirirler ama yani kabul işte de öyle. Aysel Gürel, Onlu Tunç. Evet. Ülkenin en değerli ikilisinin evet, şarkısını evet, alıyorsunuz. Evet. Bir de rap yapıyorsunuz. Evet Eurovision, araya bir de hatırlıyorum bir de rap katmıştınız ama yani müthişti. Bu şarkıda da mesela başka bir challenge var. Burada da 90 çok yakın dönemin aslında evet, çok büyük bir hiti. Ama hani bu kadar dramatik bir değişimi üstünde yaparken bu kadar kişiliğini kaybetmeyen bir parça olması da sözlerini, müziğini yapanların ve solistinin ne kadar kıymetli olduğunu gösteriyor. Doğru. Buradan Asya'ya, Suat Sunay'a çok teşekkür ediyoruz. Kesinlikle öyle. Doğru, Suat Sunay'a tebrik ediyoruz. O da 25'in seninle bir şeyler yapacağım diyordu. Herhalde bu vesileyle kokusunu almış olduk. Çalışıyor demek ki o da. gerçekten de tabii ki şu var. Yani Pişmanım adlı şarkıda ki fonda da dinliyoruz şu anda. Şey var. Bugünkü şarkılarda olmayan bir naiflik mi diyelim, bir saflık mı diyelim, ne, yani bir duyguyu... Bu nostalji özlemi değil, gerçekten müzikal olarak da böyle. Evet, hani değil mi? Biz mesela çok böyle kabaca hani nostalji özlem duyduğumuz için böyle hissediyor muyuz gibi de değil hep mi düşünürüz müzisyen soruyorsun olarak. Evet. Ama gerçekten teknik olarak yani çok uzaktan objektif baktığımızda bu şarkılar bugün de yapılsa hiç değişim olmadan yine insanların kalbinde yer bulur. Öyle kıymetli parçalar. Öyle kıymetli. Peki bugün niye çıkmıyor sizce? Ne diyorsunuz? İşte bunu uzun uzun konuşmak gerekiyor yani aslında. Yani o iklim, yani iklim şey diyelim yani o sanatın ya da yani sözüyle müziğiyle doğduğu iklim herhalde şu anki iklim farklı. Yani çiçek farklı gibi yani orada o yetişmiyor orada yetişiyor gibi. Birazcık olabilir. Müzik tek başına sadece sosyolojiyle evet, hani toplumun o anki durumuyla açıklanacak bir şey değil. Tabii ki ona etkisi tabii, var. Tabii. Ama dünyadaki gelişimlerle kullandığımız tabii, enstrümanlarla tabii, işte kullandığımız mi teknolojik enstrümanlarla birbirlerimizle iletişim metodumuzla evet, evet, akşam mesela geceleri müzik yapan müzisyenler kaldı mı bilmiyorum. Evet. Çünkü artık kameradan kurtulup da müzik yapan çok az insan var. Doğru. Mesela adam beste yaparken bile kendi başına 6 kamera açıp yapıyor artık. Evet. Yani bunun bile... Sahil gitaristi diye bazen böyle küçümse bir gırgır şamata yapardık. Öyle bir sahil gitaristi bile yok. Kalmadı değil yani mi? Çok başka evet, dinamikler var. O yüzden ona belki başka bir duygu çıkabilirdi. Çok, yani çok haklısın aslında. Niye çıkmıyor? Çok net evet, bir tespit. Net ama yani ama bunun evet, cevabını almak bir parametreye bağlı bir şey yok, değil. Yok, o yüzden de hani çıkacak elbet bir gün. Evet. Ama birazcık eski tavrı kullanmamız gerekiyor bu tatlılıkları evet, yakalamak için. Atalarımız boşu boşuna bu yöntemleri kullanmamışlar. Değil mi? Yani... Doğru. Biraz çalışmak lazım. Evet. Biraz uğraşmak lazım. Çünkü bunlar önemli bir melodiler. Bir kere daha bunu yakaladık. Pişmanım adlı şarkıyı dinlerken. Ve bence çok güzel oldu. Şimdi tabii ki arada müzik aralarımız da olacak. Mesela sizin güzel şarkılarınızdan da böyle dinleyicilerimize sunacağız. Süper. Mesela benim hani son dönemde cidden çok etkilendiğim bir şarkınız var. Bu Meyhaneler Sen. Hiç de meyhaneli işim olmaz aslında. Yanlış anlamayın. Zaten bahsedilen meyhane çok böyle sıradan evet, meyhane. Evet evet. Bir onu dinleyelim. Sonrasında da devam edelim. Bakalım Gece Orcuları neler yapıyor. Tabii sizin bir de baba şarkılar konseptli projeniz var. Evet, var. Bayağı şeyler var. Yani evet, Gece Orcuları yine full tam takır devam ediyor çalışmalarına. Özellikle bu baba şarkılar konseptiyle ilgili konuşacak çok şeyimiz var. Şimdi minik bir ara verelim ve birliktelik Michael Koyucu'yla devam edecek Gece Orcuları programında. CRI Türk.
CRR Türk'te Michael Kuyucu'yla birliktesiniz ve Gece Yolcuları'yla birlikteyiz. Gece Yolcuları'ndan sevgili Edis ve Uğur. Ben hep ikinize alıştım değil mi? Siz şey gibi oldunuz artık aslında yani. Bir şey var, bir sebebi var. Bu arada buradan grup arkadaşlarımız Deniz'e, İlka'ya ve Orkun'a selamlar söylüyoruz. Hı-hı. Biz aslında bunu biraz mobilite 5 kişiyiz. Mobilite için 2000'li yılların başında bir albüm yapmış bir grup olarak çözdük. Biz ilk defa belki konuşmuşuzdur seninle, işte o dönemin güçlü organizasyonları olan radyolara bir grup olarak gitmek dünyadaki en zor işlerden biri. Çok zor. Yani sıhhi şartlar uygun değildi, dekor uygun değildi. Tabii tabii. Biz bu konuda da çok üzülüyorduk. Ya neden işte 5 kişi el ele tutup gidemiyoruz falan. Gitmiyoruz değil mi? Yani çok da gittik ve sağ olsunlar bize çok iyi niyetle gösterdiler. Hı-hı. Hani ben mesela böyle o anlı şanlı radyolara koltukların tepesinde konuklar geçiyor diye de hatırlıyorum. Evet. Senin de konuk ettiğin zamanlarımızda. Evet, tabii tabii, yani tabii. Ama sonradan bu işin mobil olabilmesi açısından, hızlanabilmesi açısından bunu tercih ettik. Hem grubun aileleri, kurucularıyız. Evet, hem tabii. Hem de işi böyle hızlı hızlı gidiyoruz ama emin olsunlar Gece Yolcuları temsil konusunda bir sıkıntı yaşamıyoruz. Evet, kesinlikle. Onlarla bir şeyim yok. En böyle en azından yansı, en patırdısız, gürültüsüz, en problemsiz grup gibisiniz. Evet, ya da belki bize böyle geliyor, bilmiyorum. ne diyorsun? yani işimizi en güzel şekilde yapmak bu için, çok önemli o keyif almak için. Ya konserlerde de öyle, organizasyonlarda da. Aslında seninle de hep konuşmuşuzdur. Bunlar işin biraz vitrini. Evet. Bir işi paylaşmak, konuşmak, seninle tabii konuşmak, müzikle bu kadar uzun süre beraber yolculuk ettiğimiz dünya. Sohbet bitmiyor bu arada dinleyicilerimiz. Müthiş bir şey ama aslında bu yaşadıklarımızın tamamının ulaşmak istediği nokta şu. Bir sahneye çıkıp bunları sizlerle beraber söylemek istiyoruz. Bütün derdimiz o. Şarkıyı yapmak da değil. Doğru. Şarkıyı paylaşmak. Hem paylaşmak hem çalıp söylemek. Yani yoksa bu yaptıklarımızın bizim açımızdan, tırnak içinde söylüyorum, bizim açımızdan hiçbir anlamı olmaz. Yani o bütün bir giriş gelişme sonuç derler ya, o sonucu yapan şey bu. O çok önemli. Evet. Dolayısıyla peki nasıl gidiyor şimdi? Gece Yolcuları, bu arada kaç sene oldu? Valla 2004 milat sayarsak 2004 ilk profesyonel albümümüz. Unut beni. Unut oldu. 15 sene oldu. Ama işte 93-94'lü yıllarda Edis de bir ne derler? İlk nüvelerini atıp amatör müziğe başladığımız oldu. Ama tabii ikiniz değil mi? Tabii. 2004. Evet. Ama bizim şöyle ilginç bir özelliğimiz var. 93'lü 94'lü yıllarda da Edis'te projelendirsek bile yine o 5 rakamına ulaşmıştık. Yani biz hiçbir zaman ikili olarak devam etmedik. Her zaman hep büyük grup. Kişi miydiniz? Hep büyük grup. Hep bir rock orkestrası yaparak ilerleme yolundaydık ve böyle. Güzel. Bir bu, ikincisi bir de kendi bestelerini, Türkçe sözü kendi bestelerini yapmak üzere yola çıkmış bir gruptuk. Bunlardan hiçbir zaman fedakarlık etmedik. Bunlar çok önemli. Tabii ki şaka maka 15 sene, bir evveliyata da bakarsak Edis'le Uğur'un yani 25 senelik bir geçmiş var yani. Müzik içinde var. Yani. Önemli, hoş yani, kolay şeyler değil bunlar. Niye söylüyorum? Çünkü Allah nazardan korusun Gece Yolcuları üretmeye devam ediyor. Aynen, kolay değildi. Ya kolay mı peki? Yani hiç zor değil yani. Şimdi yok, hiç değil. Değişen şeyler, para polisi, maneviyat, bilmem ne filan. Maneviyat ve psikolojisi aslında işin en kötü. Yani insanı yoran eden. Hep konuşuyoruz aramızda. Evet. Başka bir işten arkadaşsınız. Tabii. Dostsunuz tabii ki. Evet. Ama yani ne bileyim ya. Tabii bu kadar uzun süre aslında Uğur'la çok fazla grubun abisi gibi olduğumuz için çok yük ikimizin üstüne de çok bindiği zaman oldu. Yani çünkü o çocuklar bizden daha gençler. Daha şeyler yani, daha sonradan katı. Bazen bizim ağzımız içine baktığı zamanlar da oldu. Abi ne yapıyoruz hani falan gibi. Her aşamasını öğretemiyorsunuz insanlara. Değil bazen hızlı olmanız gerekiyor. Tabii. Yani üretimleri Uğur'la ikimiz yapıyoruz. Yani kararları belki çoğunu. Dolayısıyla şey değil ve piyasanın inişi çıkışlı olması. Değil mi öyle? Hiç kolay değil. Yani ayrılan arkadaşlarımız tabii ki oldu aramızda. Oldu değil mi? Ailevi sebepler. Belki maddi sebepler. Maddi sebepler. Bilemezsiniz ama şey diyorum, bazen geçen konuşuyoruz. Yani küçücük bir organizasyon kurun da hadi bakayım bir 5 sene götürün. Hani tabii. Hiç kolay. Ya Michael şöyle düşün. Şimdi çok ben grup zor. Arkadaşım ile insan ömrünü 60 yıla fixleyin. Evet. Bunun 25 yılını Gece Yolcuları diye bir organizasyon içinde geçiriyoruz. Evet, ikiniz. Bu 25 yıla hangi çocuğu, hangi genç müzisyeni 25 yıl boyunca benimle yürü, birlikte hayallerimizi paylaşalım diyerek beraber yola çıkarabilirsiniz. Hiç yani kolay kolay hiçbir sektörde yok. O yüzden kendimizi donkuşuk diyoruz biz bu anlamda. Kesinlikle. Şöyle bir şey, biz ikimiz makine mühendisiyiz. Profesyonel mesleklerimizi bırakıp müzisyenlik yapıp sadece bundan maddi kazanım sağlayıp hayatta kalmaya çalışan bir organizasyonun yaşama şansı 25 yılda cidden çok zor. Çok yani zor. Bunun delilik. Örneğini bile çok az verebilirsin. Delilik. Ve biz çok kötü zamanlarda geçirdik. Çok iyi zamanlarımız da oldu. Ama hiçbir zaman çıkıp da müziğin bize verdiği bu müthiş mutluluğun dışında bir kere mızırdanmadık. Hiç mızırlanmadınız. Yapmaya devam ettik. Hep pozitif. Hala da devam ediyoruz. Bu şarkıları çıktığı anlar bizim için böyle düğün keyif zamanları. Yani şimdi konserlerde bunu çalabilmek. İlk defa geçen gün çaldık. Bir konserde işte pişmanlık paylaşıyoruz.
Birbirimize bakıyoruz böyle gözlerimizi. Ya deli misiniz diyorlar bize ya, bu kadar zamandır zaten çalıyorsun. Şimdi pişman mı çalmak? Ne önemli olabilir yani sahnede? Yeni parça. Eski bir şarkı vesaire. Yani o istek, o gözlerinizin hala parlaması aslında bizi bu hayatta tutuyor. Bak mesela biz bir stüdyo kurmuştuk. Michael. Profesyonel stüdyo. Yani çocuklar gelsinler. Evet yani Beyoğlu'nda provalar yapsınlar. Biz yani bizim işte üstüne katabileceğimiz şeyler olsun. Bakın dramatik değişimi anlatmak için söylüyorum. Şu anda bir ülkede altyapı dediğimiz müzisyen altyapısı, profesyonel çalışma şevki olan teknikleri düzgün kullanabilen o kadar az ki. Ve biz bu stüdyoyu kapattık. Çünkü eskiden dolup taşan stüdyoya gelip müzik yapmak isteyen gençlerin sayısı birbirleriyle böyle hani bir ara. Ha neden? Bu tamamen müzik öldü, altyapı öldü diye değil. Herkes evinde yapabilecek hale geldi. Evet değil mi? Ama kolektivite bitti. Kolektif iş yapmaktan uzaklaşıyorsunuz. Kendi birlikte başınıza evde yapıyorsunuz. Yani. Sıkıntı yok. Ben de bir rap liki yazabilirim evimde. Hemen kaydedebilirim de oraya. Futbol okullarını acaba çocuk buluyorlar mı? Çünkü sokakta top oynayan çocuk. O da kalmadı. Doğru söylüyorsunuz. Herkes bu derdi ya. FIFA şey, şampiyon olanında vardır bence. Evet kesinlikle. Yani bu dolayısıyla artık herkes müziğini kendisi evinde yapıyor. Cep telefonlarıyla yapılıyor vesaire yapılıyor. Setuplar bayağı gelişti teknoloji. Tabii radyo programı da yapıyorlar zaten evde. Her şey yani. Televizyon programı yaparsın, her şeyi yaparsın yani. Tabii, sinema çek. Evet. O da doğru, oldukça enteresan. Tabii ki bunların işin zorlukları, bir değişim var müzik dünyasında. Ama değişmeyen bir şey var, gece yolcularının varlığı. Yani dolayısıyla bu anlamda umarım devam eder bu Don Quixote. Şu anda bakıyorum yani çok az grup var. Yani cidden dağılıyorlar gruplar ve üzülüyorum. Tabii, dünyada da böyle mi? Siz branşınız. Tabii. Hakta veriyoruz. Yani, geçenlerde yine böyle bir sohbet oldu, bir yere katılmıştık. Ya saydığınızda 10 kişi çıkmıyor aslında bizim nesilden. Yeni nesilde tabii ki çok arkadaşımız var. O da çok güzel bu dönem, yeni dönemde ama ne kadar uzun soluklu olmak biraz mesele. Biraz da Michael, şimdi biz hep anlatıyoruz ya, şimdi mesela 50'ye yakın genç grup var. Çok iyiler. İşte adamları, yüz yüze konuşuruzları. İşte hani üç isimli gruplar çıktı diyorlar ya. Mesela gençlerin sevdiği çok çok kaliteli işler yapan çocuklar var. Bir motivasyon kaynağına ihtiyaçları var. Müzik öyle boş boş yapılacak bir şey tabii değil. Tabii ki. Ya sizi birileri dinleyecek, ya sizi birileri push edecek. Sunacaksın bir yere. Şimdi bu çağ o motivasyon kaynağının tamamıyla yitirildiği ve çok düştüğü bir çağ. Şimdi siz küçüğe ikna olursanız ayakta kalırlar. Ben o gençler açısından en büyük sıkıntının bu olacağını düşünüyorum ileride. Yani herkes rap'in şu anki yükselişini düşünün. Biz rap'le ilgili prodüksiyonlar yaptığımızda rap bu kadar yükselişte değildi mesela. O dönemlerde rapçi arkadaşlarımızın, ki biz rap prodüksiyonları yapmış bir kuşağın çocuğu, çok severiz. Ama kaç kişi kaldı, ceza kaldı. O dönemdeki arkadaşlarımızla bir araya geldiğimizde şunu tartışıyorduk mesela. Abi siz konser yapıyorsunuz. Ya konser yapmamak ne demek biliyor musunuz diyorlar. Yani bizi birileri seyrediyor. Motivasyon olarak biliyoruz ama konser yapamıyoruz. Şimdi çocuklar yavaş yavaş bunu yakalıyorlar. Mesela o zaman da ayakta kalıyorlar mesela, görüyorsun. Çıkıyorlar mekanlarda konserler. Şimdi bu bir motivasyon kaynağı. Ama siz çocuklara festival vermezseniz, onları açık sahneler bulmazsanız, onları push etmezseniz, onları dinleyen insanlar onları önemsemezse, bu insanlar müzik yapmayacaklar bir süre sonra. Ya da ikincil olacak yani, bir iş yapacak, o da başka bir iş yapacak. O zaman da aynı şey olmayacak. Aynı şey olmayacak. Doğru. Dolayısıyla bu anlamda böyle bir şey var. Peki siz ne mühendisiniz demiştiniz? Makine mühendisi. Siz peki ikiniz de makine mühendisiniz değil mi? Yapmadınız değil mi makine mühendisliği? Ya mezun olduk, böyle bir sene denedik fakat dedik ya müzik çok da iyi gidiyor. Çok başarılı gidiyor. Bu arada denerken biz yine profesyonel müzik yapıyorduk. Yani mühendislik müziğin yani bir şirkette çalıştınız yani. Yani biz tabii şey olarak almadık onu. Çalıştık ama çok dediğim gibi dedik ya biz müziğe devam edelim. Çünkü hep o ikilemeyi düşünüyoruz. O çatala geldiğinizde burası mı burası mı? Yani ikisi de çok değerli. Ya birinden birine birine olmayacak. Bir şirkette çalıştığınızı düşünün. Mühendislik o kadar kıymetli bir pozisyon adama şey mi diyeceğiz? Ya müzik aşkı mühendislik. Akşama konserim var. Yani tabii, o yüzden birinden birini tercih etmemiz gerekiyor. Tercih ettiniz. Peki hiç pişmanlık olmadı değil mi? Olmadı vallahi ama şey arada oldu. Arada bir böyle sorguladığınız, ya lanet olsun keşke mühendis olsaydım. Çok bazen böyle artık bırakmasaydık keşke. Efkarlı zamanlarımızda. Ama onun da sebebi müzik değil. Boşu boşuna müziğe küfür etmeyin. Onun sebebi dünyanın değişimi. Kolay değil abi ya. Dünya yani hayat başlı başına zor ya. Yani bunu böyle bazen kolay zannediyorlar. Hani Instagram storylerinden ibaret değil hayat. Orada o kamera aşağı döndüğü zaman o hayat devam ediyor. Yani birbirimizi kandırmayalım. Tamam her şey çok güzel. Ama hayat çok zor. Çok bizim açımızdan da zor, insanlarımız açısından da zor, işçiler için de zor, edebiyatçılar için de zor, herkes için zor yani. Yani bu Instagram storylerine güzel değindiniz. Siz de bakıyor musunuz? Siz de atıyor musunuz böyle artistik storyler? Nasıl kurtulacaksın ki abi? Temel şey oldu, ne derler? Base oldu artık ondan. Hayatın bir parçası. Sabah kalkınca bir konu bulamadığını
düşünüp bütün gün moralsiz gelen arkadaşlarım var. Var var var. Programcı yani, gibi tabii, belki de. Herkesin kendi televizyon programı var. Bir tema bulamadım, bir şey bulamadım. Tabii, bir fotoğraf bulamadım, bir şey bulamadım. O günün konusu işte. O günün konusu bulmak zorunda yani. Bulmak artık zorunda. Biz kendi aramızda bazen dalga geçiyoruz. Bugün ne bayramı var abi? Hiçbir şey bulamadıysak o bayramı kutlu. Değil mi? Değil mi? Bu da enteresan ya. İşte bu da hayatın hepimiz şeyi olduk. Yani böyle storyler, moriler bağımlı olduk. Bağımlı evet. Yani ben mesela uyandığımda bakıyorum. Siz de bakıyor musunuz? Dürüst olmak lazım. Ne yalan atacağız abi? Yani ilk uyandığımızda telefon alıyor musunuz elinize? Alıyoruz tabii. Saate bakayım derken dedi ne olmuş diye bakıyoruz. Tak diye değil mi? Aradan bir Instagram'a bilmem neye kayıyoruz. Maalesef ne diyelim. Pekala, birazdan dediğim gibi konseri konuşacağız. Baba şarkılar konseptini tamam, ama tamam. Yine güzel bir şarkı daha dinleyelim. Bir de tabii ki şu tıklanmalar var. Bakalım Gece Yolcuları tabii ki siz çıktığınızda YouTube daha kurulmamıştı. Yeni kurulmuştu. Değil mi? 2004 dediniz. Ama şey müzik yayını, telifli müzik yayını yapılmıyordu. Tabii. Yani, böyle bir site kuruldu diye ben hatırlıyorum yani çıktığını. Ama böyle bir site var falan. Siz YouTube'la yaştaştınız o zaman. Tabii. Pekala. O zaman affedecek misin diyelim mi? Tamam. Pekala. Evet. Ve birliktelik devam ediyor efendim. Gece Yolcuları grubu Edis ve Uğur'la birlikteyiz ve birazdan onların çok özel bir projesi var. Baba Şarkılar konseptli bir proje. Onu konuşacağız ama tabii ki arada da havadan sudan ve en önemlisi müzik ve sosyal medyaya nasıl baş ediyoruz, neler yapıyoruz konusunda. Çünkü onlar bu konuda bayağı bilgililer. Onları da paylaşıyoruz. Şimdi Affedecek Misin adlı şarkı CRR Türk'te müzik borsasında sizlere gelecek ve sonrasında da birliktelik bütün hızıyla devam edecek. CRR Türk. CRR Türk'te Michael Koyucu'yla birliktesiniz efendim ve Gece Yolcuları grubuyla birlikteyiz. Yeni şarkılarını konuşuyoruz. Tabii ki Pişmanım adlı şarkı. Tabii ki arada da projeleri konuşuyoruz. Edis ve Uğur, yani kendi deyimleriyle mobil mi demiştin? Ne demiştin? Grubun mobil üyeleri. Grubun mobil üyeleriyle birlikteyiz ve onlar bize anlatıyorlar. Şimdi gelelim şimdi Baba Şarkılar adlı projenize. Gazetelerde bayağı yazdı. Yani az önce konuştuğumuz sosyal medyada da çok konuşuldu. Bir proje geliştirdiniz ve çok da güzel bir proje oldu. Gece Yolcuları'nın bir yan projesi gibi. Evet, nedir Baba Yolcuları? Baba Yolcuları diyorum. Bak güzel oldu bu da. Yani aslında kısaca anlatmak gerekirse Gece Yolcuları bir sahne projesi geliştirmek istedi Michael. Bu sahne projesi de yeni neslin bütün gençlerini, çocuklarını, sahnede müzik dinlemek isteyen insanları aynı zamanda müzik dışında toplamda sahnenin kendisiyle ilgili de ilgisini çekebilecek bir proje olsun istedik. Evet. Göbeğine de Türkiye'nin en değerli sanatçıların baba şarkılarını aldık. Evet. Yani ülkede üretilmiş en güzel şarkılar, örnek vereyim, Kayahan Bir Yemin Ettim Ki Dönemem gibi, Sezen Aksu Sen Ağlama gibi, bunların yüzlercesi sayılabilir. Yıldız Tilbesi, Orhan Gencebay'ı, Müslüm Gürses'i. Bu şarkılara baba şarkılar dedik biz ve bu baba şarkıları sahneye taşımak istedik sanatçı bazında. Evet. Müslüm Gürses seçmemizin sebebi de yıl içinde, 2018 yılı içinde harika bir filmi çıktı Müslüm Baba'nın hayatını anlatan. Ortalığı yıktı. Ve biz bunu bir fırsat olarak gördük bu projenin başlangıcı için. Çünkü Müslüm Baba 2006'lı yıllarda geçmiş kuşakla yeni kuşağı barıştıran iki büyük albüm yaptı. Doğru. Birisi hatta neredesin? Firuze ile başlayan aslında. Evet. 2006'da işte Aşk Tesadüfleri Sever ve Sandık albümleri. Müthiş albümlerdi. Bu albümlerin içerisindeki parçalarla beraber bir kitle Müslüm Baba'yla yeniden tanıştı. Evet. Şimdi yine bir kitle Müslüm Baba filmiyle tanışmak üzere ve Müslüm Gürses'in farkındadırlar ama şarkılarını ve külliyatını bilmeyen insanlardı. Evet. Şimdi biz bunu fırsat olarak gördük ve Baba Şarkılar sahne projemizi Müslüm Gürses'le başlatmak istedik. Bu bir sahne projesi. İçinde dansların olduğu, harika ışık gösterilerinin olduğu, yeni bir orkestrayla yani bize bir ne derler, İnce Saz Orkestrası, Alaturk Orkestrası. Alaturk çiftiniz. Evet. Çok güzel, çok özel. Kıyafetiyle, kostümüyle. Bir konser mi oldu bu? Şimdiye kadar lansmanını yaptık. İki oldu konserlerimiz beraber ve şimdi tabii hemen ardından Pişmanım geldiği için bunu durdurmak zorunda kaldık ama bu proje devam edecek. Bir devamını istersen hadi sen de paylaş. Esas Uğur'un anlattıklarının üstüne şunu söylemek isterim ben. Burada bir de Gece Yolcuları'nın bu yeni orkestrayla ve bu şarkılardaki tavrı aslında seyircinin de dikkatini çekecek. Tabii. Ve onlara gelecek o lezzeti duymaları bizim hatta çok keyfimizi duyuyorlar şu an. Tabii tabii. Pişmanlığında bile etkisi oldu bizde mesela var. Yaylıları dinlediniz değil mi? Buzuki var işin içinde. Buzuki var evet doğru onu da soracaktım. Dolayısıyla insanlar yaşadıklarından o dönemlerden etkileniyor. Yaptığımız bir iş bize Pişmanım da aslında işimize yaradı. Yani doğru. Farklı bir bakış açısı yaratmış oldu. Kesinlikle. Ama sonuçta işin özünde hep Gece Yolcuları var. Evet. Gece Yolcuları'nın tavrı, o lezzeti, insanları sevdiği. Onu görebilir dinleyicilerimiz. Bir yerlerde yine baba şarkılarla karşılığına çıkabiliriz. 2004'te Yaban Gülü'nü yayınladığımızda Yaban Gülü'ne Ut'la bir intro yazdığımızda o gün için bir rock grubunu nitelendirirken insanların
taca çıkmasına sebep olmuştu. Tabii. Çünkü hiç kimse, 10 güne kadar hiç kimse rock müziğini şöyle tariflemiyordu. Yani ya rock müziği nedir? Elektro gitarlar cayır cayır dinlenir. Evet. Distortion, drrr filan. Evet. Evet. Batı normlarıyla bir söz ve söz tartımı şarkıların içinde akar gider. Ha, siz ister protest yaparsınız, ister aşk şarkıları yaparsınız ama rock budur. Rock bu değildir. Rock hiçbir zaman bu olmadı zaten. Dünyada da bu olmadı. Hı-hı. Kendi bulundukları toprakların, işte atıyorum İskoçların Gaydasından tutun Bonjus'una kadar. Kuzey ülkelerine yaptığı, yani atıyorum Cezayir'de de rock müzik yapılıyor. Ve o ülkelerin enstrümanlarının o müziğe bir katkısı var. Ama evet, siz bunu kalkıp o enstrümanların yaptığı temel müziğin üstüne gitar çalarak yaparsanız onun adı bir nevi hani yerse müziği olur. Ama biz gece yolculuğu müziği ürettik zaten. Bir formül ortaya koyduk aslında. Bizden sonra gelen gruplardan çoğu da bunu kullanmaya başladı. Kullandı, ama kullandı. Orada dediğine katılıyorum. O şarkıda baya bir Ud Taksimi'yle giriyor. Evet, evet. Ondan evet, sonra şarkı başlıyor. Aslında bütün o Alaturka şeyi çıkardığınızda belki de bir Coldplay gibi bir grup dinliyordunuz. Tabii tabii. Melodi rock hattı bu dünyada da var zaten. Şey var. Peki peki rock bass dediler bazı genel olarak. Ona ne diyorsunuz? Ama işte o demin söylediğim şey. Şimdi iki şey, yani burada tabii teknik konuşmaya gerek yok ama. Yani arabeskleştirdiler rock'ı sizin için değil. Evet, bazı evet, rockçılar için diyenler de var. Biz yetiştik o döneme. Yani o evet, eleştiri yaptıkları grupların çoğu arkadaşımız bizim. Evet, evet. Şimdi biz bu yol açtık. Biz melodik rock hattını açtık. Arkamızdan evet, gelen insanlar bunlara bir takım eklemeler yaptılar. Evet. Kimisi İşi biraz daha büyütüp bir rock müzik orkestrasından öte temele bir arabesk şarkıyı koyup üstünde eşliği bir rock orkestrasıyla yapmayı denediler. Evet. Bu da bir tavırdır. Bu da bir tarz tabii canım, ne olacak? Çok sevildi de. Kimse kusura bakmasın. Yani biz bunu üste fil dişi kulelerimizde eleştiriyoruz diye bu müziğin varlığını herhalde, kimse herhalde inkar edemez. Türkiye'de bu. Müslüm Gürses'e 80'li yıllarla ilgili çok eleştiriyorlardı ama 2000'li yıllarda o arkadaşlar kendileri dinleyip tabii 80'ler dinleyen arkadaşlar dinleyemeyeceği kadar dinlediler. Şimdi bu yani senin yanında bunları konuşmak komik kaçıyor çünkü sen gerçekten bizim sektörümüzün bu konuda en iyi tespitlerini yapan insanlardan birisin. O yüzden de hep nezaketi elinde tutmuşundur. Ama bu nezaketi o gruplar açısından elinden bırakan bir takım yaşlı amcalarımız da var. Değil mi? Yani şey onları çok üzen o gruplara, arabesk grupları, evet, bunlar rock biraz yapmıyor falan. Biraz aşağıladılar o grupları. Evet, yani kısacası aslında amiyane tabiri terbiyesizlik yaparak evet, bunu evet, yaptılar. Evet. Çünkü eleştirmenlik yaptıkları sanat dalı müzik, müziği yapan insanların böğrüne hançer saplıyorsun. Sen ne yapıyorsun? Evet. Yani evet. Çok taze grup. Yazıyorsun ve bunu bizim için söylemiyorum. Evet, evet, genel olarak. Grup için. Biz zaten başarımızı sağlamıştık. Biz 2010'lu yıllara geldiğimizde zaten yerimizi, yurdumuzu, kendi sesimizi bulmuştuk. Tabii, tabii. Bu gece yolcuları parçası denilebilecek hale gelmiştik. Tarzınız netleşmiş. Ama çocuk daha iyi kalbimini yapıyor. Niye uğraşıyorsunuz? Evet, evet, evet. Bunu evet, yapabilirler ama biz ilk yolu tercih ettik. Biz bir rock bandinin evet, bir akustik tavırlı bir şarkısının üzerine kendi topraklarımızın enstrümanlarının katkısını araştırdık. Bu çok önemli. Aslında biz bunu konuk ettik. Biz bunun üstündeyiz. Melodik hattını tasarladık aslında. Evet, yani yerel enstrümanları katmak çok önemli. Yani evet, rock deyince yani şey böyle batı ya da Amerikan rock'ı değil yani. Ya bu arada biz yani batı ve Amerikan rock'ı yaptığımızda da yok değil mi? Hiç gayet bir şey söyleyeyim. Sizin değil mi? Hiç de uçtunuz gittiniz. Biz de, hani Babeli diye bir şarkımız var. Sınav filmi için yaptık. Türkiye'de yapılmış en progresif, en değişik şarkılardan bir tanesi. 9-8-18 parça. 18-9-8 Türk aksayla yapılmış cayır cayır bir parçadır. O gün de kapımızı kimse çalıp aa ne güzel rock yaptınız da demedi. Ya bu biraz cehalete övgü mü? Diz çok güzel bir lafı var. Evet. Hani çağımızın şeyi, cehaletin parladığı yıllar. Evet, yani basatın yüceldiği yıllar onlara denk geldiği için biz çok önemsemiyoruz. Biz hayatımız boyunca dedim ya mızmızlanmayı hiç seven bir grup değiliz. Evet, o yüzden hani kim eleştiri yaparsa yapsın şimdi sorduk diye hani arabesk dediniz ya tabii, o gruplara. Tabii. Ben sadece bir abiler olarak o gruplara sahip çıkmamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü orada müzik yapan, hayatını o konuda kazanan çocuklar var. Bunların bazıları müziği bırakmak zorunda kaldılar. Bu o kadar ya sıkıntılar yaşadılar. Biz keza öyle bir kendi formülümüzü yürüdük ki mesela Anadolu rock da diyemediler. Çünkü o yeni bir sözdü. Evet, mesela evet, Anadolu rock için de aynısını yıllarca söylediler ama tabii, Moğollar gibi bir efsane. Tabii var canım tabii. Tabii. Anlatabiliyor muyum? Evet, hani bağlama kullanılır mı bilmem ne olur mu? Bugün yani dili gibi en ciddi, en sert rock'ı dinleyen adamlar Moğollar ortaya çıktığı zaman önünü ilikliyorlar. Neden? Yaşlandıkları için mi? Hayır. Neden saygıyı 70 yaşından sonra gösteriyorsunuz? Ben çok doğru söylüyorsun. Yani. Doğru. Dolayısıyla böyle bir zamanlar rock gruplarına böyle bir takım ithamlarda bulundu ama müziğin aşağılanması hayır, çok saçma abi, bence ya. İşsizlikten başka bir şey değil. İşsizlikten. Güzel söylüyorsun. Yani ama sanki kitapta yazıyor. Yani istediği gibi yapar. Senin kitaplarında açıp okuyabilirler. O tarih evet, orada yatıyor yani. Estağfurullah. Müzik nereden geçmiş. Bayağı bir yazıyoruz. Biz evet, çiziyoruz. Böyle her zaman insanların özgürce müziklerini yapmasını savunuyoruz. Gelelim kliplere. Kliplerle bu tıklanmalarla aranız nasıl? Valla
dönem dönem çok güzel işler de oldu. Ya bu mesela Pişmanım çok güzel gidiyor şu an. İyi gidiyor. Emre evet. Özbülent çekti klibimizi. Evet. Ne yaptınız klipte? Kefken'de Pembe Kıyılıklar. Biz daha evvelden çok duymuştuk. Hmm. Çok hiç gitmemiştik. Edis varlığından haberdarmış. Ben varlığından bile haberdar değildim. Evet. Fakat hayatımda gördüğüm en güzel doğa güzelliklerinden biri. Müthiş bir şeydi. Biz klibi şöyle çektik. Düşünün. Sabah gün batımıyla başladık. Gece günü batırdık. Ve gerçekten klibi seyredenler bir koca gün Kefken'de bizimle beraber günü batırıyorlar. Yaşıyorlar. Çok güzel bir hikayesi var. Çok güzel renkleri var. Her şey çok güzel bir klipti. Emrah'a çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir fikirdi. Şarkıyı da çok niteleyen, üstüne çok çıkmayan, bizim bütün kliplerimizde olduğu tabii, gibi. Tabii. Çok sempatik. Arafta kalma, o insanları küçük küçük hikayelerini anlatıyor. Çok hoş oldu, çok güzel. Ama klip dünyası tabii artık çok başka bir dünya. Evet, yani, ne diyorsunuz? Çünkü kaç? Herkes video çekiyor ya abi. Çekiyor artık değil mi? Cep telefonuyla da çekebiliyorsun. Yani. Kaç klibiniz var? Bizim çok abi. Valla ben sayısını bilmiyorum galiba. Var değil mi öyle? 20'den fazladır. Var değil mi öyle? Evet evet. Peki şimdi şey var. Son zamanlarda en çok en geyik şeyi tıklanma olayları. Siz nasıl bakıyorsunuz onlara? Sizin bu işiniz olmadığını biliyorum da. Şimdi rock grupları bu konuda en dürüstleri diyeceğim. Evet, hani sözüm elde edici yani yanlış anlamayın lütfen. Rock grupları evet gerçekten de girmiyorlar ama popçular biraz işin katakulisine giriyorlar. Ne diyeceksin? Biz de okuyoruz gazeteleri. Yani tabii siz de bilmiyorsunuz. Biz de okuyoruz. Ne düşünüyorsunuz? Ne diyebilirim ki? Yani bu çağ biraz da makyaj çağı. Evet. Herhalde makyaja ihtiyacı var insanların. Yapabilirler. Problem yok. Burada önemli olan YouTube'un müziğimize kazandırdığı özellik. Evet. Bir kere ben bunu altını çizmek istiyorum. YouTube eğer olmasaydı şu an mesela Türkiye'de ve dünyada bir mecra sorunu olacaktı müzikle ilgili. Çünkü müzik televizyonları kapanıyor. Peki YouTube olmasaydı belki televizyonlar kapanmazdı. Düşündünüz mü hiç? Hayır ondan bahsetmiyorum. Zaten dediğinde haklısın. Evet. Bir şeyi doğuruyor ama kapanmak zorunda. Çünkü insanlar mobil. Evet. Artık mobile şimdi şöyle düşünün. Mobile bir mecra gerekiyor. Mobile bir mecra gerekiyor. Yani adam mobil varken televizyon seyretmiyordu. Tabii. Okan Bayülgen'in programlarının son günlerini hatırlayın. Evet. Artık iyice sosyal medya programına dönmüştü program. Biz şaşırıyorduk mesela o değişimi gördüğümüzde. Evet, ama çünkü realiteydi o. Okan bunun farkındaydı mesela. Evet, hatırlıyor musun? Yani öyle düşünün. Bir değişim olacaktı. Evet. YouTube önemli bir mecra. Artık diziler bile önemli bir mecra. Artık sonun dibini sıyırıyor müzik sektörü. Evet. Yani düşünün siz insanlara yaptığınız harika şarkıları, harika olduğunu düşündüğünüz şarkıları ulaştırmaya çalışıyorsunuz. Bir yol bulmak zorunda müzik dünyası. Tabii. O yolu bulmak için en önemli mecralardan biri YouTube. Şimdi YouTube çok önemli bir mecra olunca onun üstünde her şey olabilir. Manipülasyon da olabilir, yanlış işler de olabilir, kötü klipler de olabilir. Sahte tıklanmalar da olabilir. Ne yapabiliriz? Bunlar realite. Instagram takipçi sayıları çok mu gerçek? Twitter takipçileri çok mu gerçekti YouTube'dan? YouTube'a kızalım. Yani böyle bir realite var. Bizim için önemli olan şu. Yani biz artık Edis'le mesela geçen arabada gelirken düşündük. Ya o kadar ya tecrübe böyle bir şey. Gerçekten umursamıyoruz bunları. Evet. Bizim umursadığımız tek şey şu. Şarkımız insanların kulağına ulaştı mı? Ulaştı. Gerçekten ulaşması için de her şeyi yapıyoruz. Mesela hani sen çok iyi bilirsin. Bizim sektörümüzde radyolara konuk olmayı bile artık zul gören insanlar var. Oluyor maalesef. Evet. Bak ne güzel değil. Zul gören insanlar. Evet. Çünkü çağ değişti önemsemiyor. Doğrunun bu olduğunu düşünmüyor. Evet. Ama bizim yapmaya çalıştığımız şey net olarak şu. Hı-hı. Michael Kuyucu bize mikrofon veriyor ve biz mikrofonlardan Pişmanım çıktı çocuklar haberiniz var mı demek zorundayız. Evet. Yaptığımız şey bu kadar basit. Yani ve sen de bunu yapıyorsun. Tabii. Haberciler de bunu yapıyor. Tabii. İnsanlar bunu yapıyor. Yani herkes kendini bu kadar çekerse biz müziklerimizi insanlara ulaştıramayız. Yani. Bir şekilde bunu yapmamız lazım. Çok o yüzden hani zul görmeden gidiyoruz. Bütün derdimiz aslında şarkımızı takır takır anlatıyorsunuz derdiniz. Yani bu çok önemli. Şu anda da çok iyi gidiyor vallahi. Yani Allah bozmasın. Yok gayet iyi gidiyor ama tabii ki burada özellikle hani bu tıklanmalar dedi ki vitrin diyorsun. Evet, insanlar alıyor. Paralar veriyorlar vesaire. Böyle bir sektör var. Gerçekten çok dinlendi. Çünkü bir de şu da var şunu unutmayalım. Mesela bir kebapçıda otururken bir şey çalıyor. Ya bu ne listesi diyorum. Abi YouTube listesi diyor. Evet. Hani kebapçıda bir adam açmış YouTube'dan. Değil mi öyle? Evet. Dolayısıyla bir playlist söylüyor. Yani biz Türkler olarak da farklı kullanıyoruz. Dolayısıyla o tıkların gerçek olanları da vardır yani. Herkesi tabii canım. Yani. Spotify hepsi. Listeleri mesela önemli. Artık base orası oldu. Mesela oradan dinleyen çok güzel bir genç kitle var. Evet, artık Spotify. Kulaklığı kulağından düşürmeyen bir kitle diyoruz onları. Bunlar önemli. Ama bazı veriler yine karşınıza çıkıyor. Yani. Ama zor bir dönem. Gerçekten katılıyorum sana. Zor bir dönem. Peki şey olarak şimdi yine şunu da sorayım. Para olarak nasıl değişti? Çok zenginiz abi. İnanılmaz paramız var. Sizin, yani, biliyorum sizin hatta zaten. Hatta sektöre yardım etmeyi düşünüyorum. Dışarıda biliyorum 5 koruma ve 3 tane limuzinle geldiniz. Onu biliyorum. Yani sokağa kilitledi trafik az önce. Sierra'ya düşünüyoruz işte nasıl alsak da ne yapalım. Satın alırsınız diye.
Hani şeyi nasıl etkiledi bütün bu değişimler? Sizi de ilgili olarak yani. Mali olarak sektör zor durumda ya. Zor durumdadır yani. Şöyle bir şey de tabii YouTube'un telif hakkı ödemesi bence büyük bir devrim oldu. Evet. Peki iyi para ediyor mu? Yani iyi denebilir belki. Vermez. Göğe Almanya'dakinin 7'de 1'ini ödüyormuş doğru, diyorlar. Doğru. Hala doğru. Ülkede daha düşük. Gidip Slovakya'dan yüklemeye falan kalkıyorlar. Yani onun da şeyini bulmuşlar bizim. Ama emin ol müziğin yani telifli sektörün içinde çok ortak var. Şimdi biz bir müzik parçasını yayınladığımızda YouTube üstünden bunun yorumcu hakları, komşu hakları olduğu için evet. Bizlerde değil ama mesela YouTube tekil kullanıcıyı gerçekten birden zengin edebilir. Var zaten örnekleri. Yani YouTuber'lar. Ev hanımı oturup sadece bebekler üstüne yaptığı bir programdan milyarder olmuş olabilir. Yani yeni dönem şimdilik böyle ama gelecekte evet. YouTube bu paraları verecek mi onu bilemiyoruz. Bekliyoruz. Biz de heyecanla takip ediyoruz. Vallahi doğru söylüyorsunuz bu anlamda. Evet. Ama müzisyenler, sanatçılar çok para kazanıyor değil mi? Yok, zaten çok fazla ortağı var abi işin yani. O kadar kolay bir iş değil. Söz yazarı kazanıyor. Besteci kazanıyor. Ama şöyle olsa kazanabilir. Harika bir şarkı yaptın. Kendi kanalında yayınladın. O da mesela 100 milyonlarca tıklandı. Tabii cebine bir şey koyabilirsin evet. O zaman. Yani. Ama en az bir 100 milyon lazım. Ama bunu yapacağıma güzel bir yemek tarifi verebilirim YouTube'da. Aynı 100 milyonu yine yakalayabilirim. Değil mi? Daha çabuk geliyor. Değil mi? Valla bir şey söyleyeyim. Bazen böyle bir yemek tarifi falan ben bir şey yaparken paylaşıyorum. İnanılmaz şey geliyor. Yani. Bu arada ilgi sağlam yapar. Niye yapmıyor ben anlamıyorum yani. Şey yemek mi yapıyor? Ya bir tane kanal. Geç kaldı abi. Geç kaldı. Fenomenler oluştu yemekte ya. Değil mi? Söyledim abi zaman. Abi çok güzel yemek yapar. Gel bir gün. Valla çok deli yemek yapar. Yani diyorsun ki ben bir tane yemek tarifi böyle paylaşıyorum. Diyorsun. Tabii. Hayır, Emine bedel 2 ya. Yani bence şey insanlar bu tad olayında da bir son 10 yılda büyük bir değişim var Türkiye'de. Bir de bir Başak Burcu'ndan bahsediyoruz. Bu adam sadece yemek yapmaz. Yemeği tasarlar da. Masayı bilmem neyi falan. Cins bir adam. Çok enteresan. Yani bu da bayağı garip. Peki hiç full cover albüm yapmak var mı kafanızda? Ya aslında bir şey söyleyeyim mi? Bu Baba Şarkılar projesiyle beraber aslında bir cover proje. Geldi. Evet evet. Ama şimdiye kadar hiç yapmadık. Yani bizde böyle bir şey de var. Bu Don Quixote'un içinde de var belki. Ya kendi şarkılarımızı niye yapmıyoruz ki? Tabii yani. Var. Evet, evet. Ama işte bunu görünce işte bu Baba Şarkıları. Aslında çok da büyük bir lezzet var. Evet, bize şey diyorlar. Pişmanımda da var ne güzel. Prodüktörler şey diyor. Ne diyor? Oğlum bu kadar direnmeyin ya artık yapın. Abi oldunuz. Yapın. Hani size ne kaybettirir? Yani siz artık bu işi ticaret için yapmıyorsunuz ki diyor. İskografinizde kalır böyle çok güzel şeyler çıkar. Valla diyorlar zorluyorlar. Şimdiye kadar hep şarkılarımızın üstünde durduk ama yıl içerisinde biz bir şarkı dinleyicimize bir sözümüz var. Seninle de paylaştık evet. Bu program öncesinde. Biz pişmanımdan sonra pişmanımın ne kadar uzayacağına, ne kadar etkili olacağına bağlı olarak arkasından orijinal bir Gece Yolcuları parçası evet. Paylaşacağız. Ki çok güzel bir parça. Ne güzel. Buradan şeyini vereyim. Ne derler? Müjdesini verelim. Evet. Çok özel, çok güzel bir parça. Çok sevecekler bence. Ama bu yıl içerisinde bu parçayı yayınladıktan sonra bu dediğinle ilgili bir çalışma yapmayı düşünüyoruz ama o da Baba Şarkıların gidişine de bağlı. Belki sahne çok yoğun olursa vaktimiz kalmıyor ama sahnesi az olursa eğer yapabiliriz. Ya yapalım işte. Bakın hatta sizin bakmadığınız açıdan başka bir repertuar var falan. Çok ilginç şeyler de sunuyor. Bu arada biz çok seviyoruz ya. Yeni bir şeylerle uğraşmayı. O yüzden hani yorulmadığımız için de hani hep sıcak bakıyoruz bu işlere. Doğru. Bence güzel olur. Hoş olur. Ya ara proje canım yani. Tabii, tabii. Şarkılarınızı yine verirsiniz tabii, bize. Tabii. Ben biliyorum. Üreten insanların da psikolojisini çok iyi biliyorum ya. Tüketen insanın da psikolojisinde o şarkıları güzel sunan insanlardan dinleme şeyi de var. Bir de Michael o çağı yakalamak o kadar değişik ya. Yeni nesil bilmiyor abi. Yani şu an tabii, çocuk tabii. 12 yaşında ise ya, tabii, ve müzik dinliyorsa Müslüm Gürses'in 2006'daki repertuarını da bilmiyor abi. Tabii. Sen şimdi YouTube diyorsun ya herkes ortada internet var. Öyle değil abi. Abi öyle olsa biz albüm yaparız. Evet. Bak ben sana şöyle söyleyeyim. 2013 yılında biz neden albümünü yaptık? Onun 10. videosunu çektik. 14 yaşında bir arkadaşımız videonun altına şunu yazdı. Yeni parçanız harika olmuş. Şarkı o 2013'te yayınlanmış. Tabii, buyurun ama işte. Biz klibini yayınladığımız için. Ve bu çok normal. Çok normal, doğal. Normal, tabii. Çünkü insanlar senin albümlerinin başında hazır ol da beklemiyorlar artık. Tabii canım. Tabii. O yüzden siz onu ayağına getirmek zorundasınız. Ayağına getirmek zorundayız. Ve onu yaparız yani. Bir sıkıntı yok. Yaparız ve çok da mutlu oluruz. Çünkü bu şarkı yani bu şarkıcılar pişmanım ve besteciler. Pişmanım gösterdi bunu. Evet evet bu şarkıcılar ve besteciler çok kolay kayıtları da farklı yapmayı düşünüyoruz yani. Bir proje tabii. Öyle olursa. Eminim çok daha hoş bir proje çıkar. Evet pek çok da güzel bir proje çıkar. Peki o zaman biz niye pişmanımla veda edeceğiz? Özetle şunu görüyoruz. Gece Yolcuları pişmanımdan sonra yeni bir şarkı çıkartıyor. Sonrasında Baba Şarkılar konsepti Müslüm Gürses'i oldu. İkinci sanatçı belli mi? Aslında kafamızda var. Yani bir Kayahan abiyle ilgili yükseliyoruz. Hatta geçenlerde doğum günüyle ilgili harika bir organizasyon yapmışlar dostlar. Evet. Düşünüyoruz ama bu hep değişebilir. Çünkü biz hazırız zaten o proje için. Uzun zamandır hazırız. Evet. Olabilir. Belki Sezen Aksu yaparız. Belki
bakışlar. Orhan Baba yaparız ki Orhan Baba çok uygun şu an bu projeyle ilgili. Bilmiyorum bakacağız. Böyle. Bu konserler devam edecek. Bir de belki bize bir cover albüm yapacaklar. Diyelim. Başka bir şey demiyoruz. Evet. Peki o zaman pişmanlığa veda ederiz. Gerçekten çok iyi oldu bu şarkıyı yapmanız. Hoş oldu. Duygulandık. Dinleyicimiz de eminim. Herkes de duygulanıyor. İlk defa dinleyenler belki ne güzel şarkı diyorlar. Gerçekten öyle. Aslında şarkı 99. 20 sene. Yani o gün doğan bir çocuk bu 20 yaşında. Vay. Bu iyi. Daha çok girmeyelim. Mor hissedeceğim kendimi. Çok yaşlandınız siz. Vallahi de billahi de. Neyse. Peki çok teşekkür ediyoruz. Sevgili Edis ve Ura. Nice güzel başarılar da inşallah. Görüşmek üzere. Evet efendim işte böyle 20 senelik bir şarkı. Vallahi hesaplarken şimdi farkına vardım. Oldukça enteresan. Yıllar çabuk geçiyor. Ve Gece Yolcuları iyi yapmış, güzel yapmış bu şarkıyı tekrar coverlayarak. Pişmanım da veda ediyoruz. Bir kere daha çalıyoruz. Ve Gece Yolcularının özellikle Baba Şarkılar konseptli projesini takip edin diyorum. Çünkü çok güzel bir proje olacak. Hoşçakalın. CRI Türk.